Fatih Terim ve aslanları sahaya iniyor. Show TV iki süper maçı naklen yayınlıyor. Bu akşam Danimarka-Türkiye hazırlık maçı. Ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na giden yolda ilk randevu. Canavarın golü geliyor. Öne geçiyoruz yeniden sevgili. 9 Eylül Salı, İzlanda-Türkiye. Nefesler tutulacak. Kalpler ay yıldız için atacak. Müthiş bir gol, süper bir gol. Milli heyecan şovda. Danimarka'dan Odense'den Trafford Park stadından iyi akşamlar dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Milli Show Show TV ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. İşte Trafford Park stadı, her taraf kırmızı beyaz. Hem milli takımımızın hem de Danimarka milli takımının renkleri nedeniyle kırmızı beyaz bir stada bürünmüş durumda ve maçlarından, ulusal maçlarından sonra iki takım birbirlerine başarılar dileyecekler ve birazdan karşılaşma başlayacak. Euro 2016 Fransa yolunda ilk resmi maçımız geldi çattı sevgili izleyiciler. Türkiye'nin çocukları, Fatih Terim'in talebeleri Euro 2016'da Fransa'da olmak istiyorlar. İstiyoruz. Hep bir ağızdan, hep bir gönülden istiyoruz. Ve işte o karşılaşmalardan ilki İzlanda deplasmanı öncesi son hazırlık aynı ekolün temsilcisi olan, daha doğrusu aynı ekolün sahibi olan Danimarka ile yapılacak bu karşılaşma. Ve saydığım 11 Danimarka'nın 11'i ve milli takımımızın Fatih Terim'in 11'i Onur Kıvrak kalede. Gökhan Gönül savunmanın sağında, Caner Erkin savunmanın solunda, sol stoper Ersan Gülüm, sağ stoper Ömer Toprak. Onların önünde Mehmet Topallı, Selçuk İnanlı ve Oğuzhan Özyakuplu bir orta alan. Sağ çizgide Ahmet İlhan Özek, sol çizgide Olcay Şahan ve Burak Yılmaz. Göbekte gol ayağımız olacak. Bembe millilerimiz başlıyor sevgili izleyiciler. Oğuzhan geriye döndü. Ömer. Eriksen'in ortası, Bentner vuramadı, Ömer vurdurmadı ve penaltı noktasını gösteriyor Milorad Mazic. İşte pozisyon bir kez daha görüntüye gelecek. Eriksen Ager vuruyor, top ağlara gidiyor ve Danimarka millilerimiz karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 35. Danimarka golü penaltıdan buldu sevgili izleyiciler. Skor 1-0. Selçuk. Selçuk'tan şimdi Burak. Burak Yılmaz, Olcay solunda hareketlendi. Burak onun önüne doğru. Olcay top önüne aldı. Gol pozisyonu ve gol! Olcay Şahan'la beraberliği yakalıyoruz sevgili izleyiciler. 55. dakika. Milli takımımız Danimarka karşısında golü buluyor. İkinci yarıya farklı bir başlangıç millilerimizden. Dakika 55. Gol Olcay Şahan işte. Koşusunu... Ömer. Ömer Toprak. Kaptırdı. Şimdi Emre. Emre ile tekrar kazanıyor millilerimiz. Meşin yuvarlağı. Olcan. Taç atışı millilerimizin hemen kullanıldı. Arda Turan, Arda'nın pası Gökhan. Gökhan sağ çizgiden hareketlendi. Mustafa Pekdemek ceza alanı içinde. Taç milli takımımız kullanacak. Arda Turan şimdi geriye doğru, Ozan şut mesafesi, Ozan kaleye doğru, mükemmel gol!
gol. Ozan Tufan. Ozan. 90+2. dakika. Ozan'ın füzesi ve Danimarka karşısında 2-1 öne geçiyor milli takımımız sevgili izleyiciler. Gol 90+2. Ozan Tufan'ın golü. Ozan'ın milli takım formasıyla attığı ilk gol bu. ...92'den beri Danimarka'yı mağlup edememiştik. Tek galibiyetimiz vardı. Ozan Tufan mükemmel vuruyor. Schmeichel sadece bakıyor. İşte Ozan. İşte Ozan Tufan. Topu ağlara böyle gönderiyor. Ve Ozan'ın golüyle... Penaltıdan yediğimiz golle 1-0 yenik duruma düştüğümüz karşılaşmada son dakikalarda 2-1 öne geçiyoruz. Serbest vuruş. Ozan'ın 90+2'de geldi gol. Ve 2016 Fransa yolunda moral kazanacağız. İyi bir hazırlık yapmış olacağız. Son hazırlık maçımız. 92'de Ankara'dan beri mağlup edemiyoruz, yenemiyoruz Danimarka'yı. Son 5 maçtır yenemiyoruz. Ceza alanına orta. Faul. Serbest vuruş milli takımımızın. Ve 90 dakika bitiyor sevgili seyirciler. Milorad Mazic Onur'dan topu istiyor. Maçın bittiğini söylüyor. Ve 5 maçtır mağlup edemediğimiz Danimarka'yı 2-1 mağlup ediyoruz. İzlanda maçı öncesinde son hazırlık. 1-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada karşılaşmayı 1-1 kazanıyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili Olcay, geriye düştüğümüz maçı aldık. Önemli bir hazırlık karşılaşması. Nasıl geçti? Neyi yaptık, neyi az yaptık? Takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir mücadeleydi. Geriye düştüğümüz maçı kazandık. İyi başlayamadık oyuna ama sonucu iyi bitirdik. Onun için mutluyuz. İyi bir hazırlık maçı oldu. Şimdi grup maçları başlıyor. Orada da 3 puan alıp İstanbul'a geri dönmek istiyoruz. Ve buradan Nuri kardeşime de geçmiş olsun diliyorum. Bugün ameliyat oldu. İnşallah en kısa zamanda yanımıza geri döner. Tebrik ederiz. İzlanda'da da başarı. Melih Gümüşbıçak. Milli Show TV ekranında devam ediyor. Az sonra yeniden birlikte olacağız.